Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Almanya'ya gitti ve teknik direktör transfer çalışmalarını sürdürüyor. Henzi Filik'le başlayalım istersen. Şöyle fiyatı dudak uçuklattı diye bir haber de görmüştüm Öylemiş. gazetede. Yıllık 6 milyon euro talep ettiği söyleniyor. Böyle bir yükün altından kalkabilir mi Beşiktaş? Ee, yani 6 milyon euroluk yükü fazla büyük Hı. elbette. Ne kazandıracağına da bakar ama bir şeyler garip ilerliyor. Evet. Farkında mısın? Beşiktaş beni çok tedirgin ediyor bu konuda. Sanki evet, böyle herkes evet. yine biz konuşacağız. Sonra bir gün sonra farklı bir teknik direktör gelecek gibi hissettim. Ee, yani bir şeyler neden garip gidiyor? Bir taraftan Şenol Güneş'in ismi çok ciddi anlamda evet. artık konuşulmaya başlandı. Bir taraftan Sergen Yalçın ismi konuşulmaya hı hı. devam ediyor. Bir taraftan Nuri Şahin ismi konuşulmaya devam ediyor. Ee, ve Flik de dahil olmak üzere konuşulan isimlerin yan yana koyduğumuz zaman birbirinden çok başka teknik adamlar. Evet. Ve kendimi şu an dejavu yaşıyor gibi hissediyorum. Fernando Santos dönemi başlamadan önce bunu geçtiğimiz gün ajansta da söylemiştim spor ajansında. Biz burada Barco'ya Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarını yerleştirmiştik. Ve birisi de Fernando Santos'lu. Şunu da ekleyeyim. Sözünü Lütfen. kesip e, Sayın Hasan Arat Almanya'ya giderken verdiği röportajda da şunu söyledi. O dönem Santos'la önce biz 20 teknik direktörle görüştük. Evet. Yerde. Bak şimdi. Olay ne biliyor musun? Biz buraya barkoya 4 tane teknik adam yerleştirdik. Çok iyi hı. hatırlıyorum. Birisi Fernando Santos'tu. Hı. Böyle elene elene son dörde kalanlar gibi düşün. Evet. Oradan Beşiktaş Fernando Santos'u çekti. Aldı getirdi. Ve burada ...yanılmıyorsam seninle yaptığımız bir yayındı. Ağabeyim. Demiştik ki... ...bu dört teknik adam da... İyi, ...birbirinden paydı. bambaşka teknik onu. adamlardı. Birisi ağır savunma yapan... <laughs> ...birisi ağır hücum yapan... ...biri kontratak oynayan... ...birisi daha böyle pas oyununu tercih eden... ...gibi gibi. Ve sonra şunu konuşmuştuk. Şimdi... ...şu çok mantıklıdır. Dört adam seçersin... dördü paralel bir oyun oynar... <laughs> ...ve sen içinden birini alırsın. Dersin ki ondan sonra ama Beşiktaş teşhisini koymuş ve sonrasında da bu mantıktaki bir teknik adam arıyor deriz. Hı hı. Ama arkadaş yani takımın bir problemi var. Hastalığı var diye tabir edelim tırnak içerisinde. Dört tane ilaç koyuyorsun. Birisi baş ağrısı için. Birisi kırıklar için. Anladın mı? Birisi röntgen birisi bilmem ne. Ya sorun ne? İşte bugün de Şenol Güneş Sergen Yalçın, Flik, Nuri Şahin bambaşka teknik adamlar. Şunu söyleyerek devam edeceğim. Şimdi o döneme baktığımızda bir takım var ve bu Hı -hı. takıma bir teknik direktör aranıyor. Doğru. Ama şu an ilk önce teknik direktör halledilip sonra belki ona göre mi bir takım i̇şte kurulacak. Bu stratejik olarak doğru olmayan bir şey. Amerika'yı yeniden keşfetmek oluyor. Neden biliyor musun? Hı -hı. Şimdi mesela Flik'i getirdin. Hı, -hı. Flik dedi ki "Verdin 6 milyon euro." Sonra Flick dedi ki, arkadaş ben dedi şu, şu tarzda bir 8 istiyorum, evet. bu tarzda bir 10 istiyorum. Gönderin sağ beki, alın sol beki dedi. Sen de bunu yaptın. Hı hı. Aynı Fernando Santos için Muci ile El Musrati'yi getirip bir 30 milyon yolu kontrat imzaladığın gibi. Hı hı. Sonra Flick başarısız oldu. Yine bir sosyal medya baskısı, yine bir tahammül edememe durum sonrasında 6 ay sonra Flick'ten vazgeçti. Oyuncular devam. Geçmiş olsun. Ve kadroyu flinke göre yap, yaptın. Hı hı. Aynı El Musrati ile Mucci'yi Fernando Santos getirdiğin gibi bu sefer gelen teknik adam ne diyecek? Ama bu yüzden, her takım için bu risk var. Yok işte. Eğer ki Amerika'yı yeniden keşfetmeye çalışmıyorsan ve futbolun doğrularını yapıyorsan hı hı. bu risk minimum. Ama bizde risk %90. Hı. Neden bizde %90? Normal şartlarda Beşiktaş işte şu an sportif direktörü de arıyorsun. Evet. arıyor biliyorsun. Normal şartlarda akış ilk nedir biliyor musun? Başkan gelir, hı hı. sportif direktörünü belirler. Evet. Sportif direktör kadroya bakar, kadronun bütününe bir bakar, potansiyel gideceklere bakar, elde kalanlar ne oynara bakar. Ve buradan bir plan dahilinde bir teknik adam listesi yapar. Hı hı. Bu listeyi yönetime sunar, yönetimde... A olmadı, B olmadı, C oldu, D olmadı gibi deyip buradan bir teknik adam getirir. Beşiktaş ne yapıyor? Başkan geldi. Hoca getiriyor. Evet. Hoca geldikten sonra sportif direktör gelecek. Yani. Anladın mı? Bir kere sportif zaten. Sportif direktör gelirse Samet Aybaba ne olacak? O ayrı bir konu. İçeride yine kendi içlerinde bir tartışma kavga gürültü muhtemelen. Yani Anlatabiliyor muyum? Bize yansımayan, belki de yansıyan ama şu bir gerçek. Beşiktaş Düğmeyi yanlış ilik diyor. Düğmeyi yanlış ilikleyip sona geldiği zaman da gömleğin düzgün durmasını istiyor. Düğmeyi yanlış iliklemeye başlarsan sonu da düzgün olmaz zaten. Hı hı. Ve bugün seni rol model olarak aldığın Avrupa'daki majör takımlar hı hı. ne yapıyorsa aynısını yapman gerekirken başkan teknik direktör görüşmelerine gidiyor. Evet. Bu çok garip bir durum. Başkan teknik direktör görüşmelerine gidiyorsa orada zaten baştan düğme yanlış ilikleniyor demektir. İstediğiniz kadar mükemmel bir yönetici olabilirsiniz. Ama bu iş sportif direktörün işidir. Ve Beşiktaş'ın ilk yapması gereken şey sportif bir direktör takıma getirmekken hı hı. bakın Samet Aybaba futbolun patronuyum diyor. Bir kenara koyuyorum. Samet Hoca da teknik direktördür aslında. Yani Samet Hoca'nın da teknik anlamda bir başarısı var. Yönetimsel bir başarı değil bu. Sportif direktör açısından da ben hani futbolu yönetmek, evet hocam futbolu yönetebilir. Ama buradaki tayin konusunda çok büyük silsile hataları var. O yüzden tekrar söylüyorum. Seninle sezon boyunca söylediğimiz ve adım adım gerçekleşen bunlar bir kehanet değildi. Hı hı. Gerçeklerdi ve bu olursa bu olur dedik ve sezon boyunca o olunca o oldu. Beşiktaş da bizi hep yanıltmadı nedense. Çünkü hep o hata yapıldı, sonuç aynı oldu. Hata yapıldı, sonuç aynı oldu. Bugün söylüyorum, bu senaryo Beşiktaş önümüzdeki sezon şampiyonluk getirmez. İster Flink'i getirin, ister Mourinho'yu getirin, ister Guardiola'yı getirin. Çünkü düğme şu an yanlış ilikleniyor. Taraftarlar çok mutlular. Flink'ler konuşuluyor, başkan Dortmund maçından poz veriyor vesaire. Çok Hı. mutlular taraftar. Taraftar hep sezona transfer yapılırken mutlu girer zaten. Önemli olan Mayıs'lara mutlu girebilmek. Ve şu anda Düğüme yanlış ilikleniyor. Beşiktaş'taki bu düğme yanlış iliklendiği sürece de başarının gelme ihtimali çok düşük. E, i̇htimalleri söyledin mi? Şenol Güneş ismi dün, faz dün çok fazla konuşuldu. Evet. Nuri Şahin'le e, bugün bir görüşme gerçekleştirecek e, Sayın Hasan Arat. Ama Nuri Şahin ihtimali bana biraz uzak geliyor. Evet mesela Nuri Şahin ismi e, bu arada ihtimal azımsanmayacak kadar yüksek bu arada. Yani <laughs> Görüşülüyor ciddi ciddi Nuri Hoca da. Bu anlamda negatif değil. Çenol evet. Güneş ismi de kez aynı şekilde. Başkan Arat'ın Nuri Şahin'le olan görüşmesi sırasında şunu nasıl uzlaşacaklar ben ondan çok emin değilim. Beşiktaş'ın oynamak istediği oyun, kadrodaki oynanabilecek oyun, potansiyel o profile göre getirilebilecek isimler kimler? Bunlar hep sportif bir yöneticinin izah edebileceği konular başkanlık mertebesinin izah edebileceği bir konu değil aslında bunlar. O yüzden o masaya oturulduğu zaman diyaloglarda bir problem olacağı yüzde yüz. Yüzde yüz. Ve Sayın Arat çok büyük bir e, istekle, arzuyla doğal olarak Beşiktaş Kulübü'nün başkanı olarak bu temasların içinde olmak istiyor. Evet. Gidiyor, görüşüyor vesaire. Ama dediğim gibi Fernando Santos'taki dönemme çok paralel gidiyor her şey. Yanlış bir gidişat. Yanlış bir gidişat. Yani Nuri Şahin de çok doğru bir isim olabilir, hı hı. çok yanlış bir isim de olabilir. Ama bunun tayini başka bir şekilde verilmesi lazım. Peki takım içerisindeki duruma geçelim biraz. Tabii ki. Ee, teklifler geldiğini söylemiştik hı hı. oyunculara. Ee, ile ilgili bir iddia var. İngiliz ekibi e, Fulham'ın Semih Kılıçsoy'a e, 15, 15 milyon euro değerinde bir teklifi olduğu söyleniyor. Ama siyah beyazlar bu teklifi geri çevirdi. Semih için bu rakam az bulundu. Yani 30 milyon euro çok büyük bir para. 15 milyon 15 euro. milyon 30 milyon euro da geri çevireceğini söylemişti hatırlayalım. Evet. Yani e, Samet Aybaba verdiği bir demeçte de 30 milyon euroyu da geri çevireceğini söylemişti. 15 milyon euro geldi geri çevrildi. E, bu arada ben de 15 milyon euroyu Semih için az buluyorum. Evet. Onu söyleyeyim. Bu piyasayı daha yukarıya çekebilir Beşiktaş. Avrupa Şampiyonası'nda Semih'in de milli takımda doğrudan oynama ihtimali çok yüksek gözüküyor. Hı hı. Ve Semih'in piyasası bence 20 milyon euronun üstünde. Ha 30 gelirse satmazız demek bana biraz Abdülkerim, Abdülkadir Ömür'ün hmm. e, vakası yaşatılabilir, Ömür vakası gibi geliyor bana. Hatırlarsın City 30 milyon euro şey. gelmişti. Evet. Ağoluş sonrasında hayatıma pişmanlı demişti satmamak. 30 milyon euro dediğimiz rakam şu an 1 milyar liranın üstünde yapıyor. Evet. 1 milyar lira gibi bir rakama da e, oyuncu satılır.